İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Almanya'yı ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 64'e yükseldi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran şehrinde yerel seçimler gerçekleşti. Cavak'taki okulların yenilenmesi için ihaleler açıklandı. Gerici militanlar İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesini 7 kez bombaladı. Pompeo Irak'ı uyardı. Bugün Dünya Sosyal Çalışma Günü. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Milletvekili Simon Daronyan Başkanlığındaki heyet, COVID-19'un yayılmasına ilişkin uyarı yönergelerine uygun olarak sınır kapatılmadan önce Almanya'nın Frankfurt kentine seyahat edebildi. Heyeti Suriye'den gelen güçlü bir Ermeni topluluğu karşıladı. Suriye'deki Ermeni ve Hristiyan nüfusunu koruma taahhüdüyle tanınan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile görüşme talebini dile getirmişlerdi. Yaklaşık 100 katılımcının bulunduğu ve 6 saatten fazla süren konferans, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin oluşum tarihi ve kökeniyle ayrıca Artsakh Savaşı'nı sunmamızı sağladı. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ayrıca hükümetin ve Batı Ermenistan Parlamentosu'nun oluşumu hakkında da konuştu. Görüşmede Batı Ermenistan'daki Ermeni gönüllülerin, Suriye'deki Ermeni nüfusunun savunulması ve Kamışlı'da Harp Akademisi'nin kurulması konusundaki kararlılığı da vurgulandı. Suriye'de farklı inançlardan ve farklı sosyal kökenden çok sayıda Ermeni'den söz edildi ve bu sayıyı az göstermek isteyen belirli grupların veya siyasi çevrelerin yaydığı Suriye Ermenilerinin istatistiklerinin tahrif edilmesi konusu da ele alındı. Kesin veriler, Suriye'den Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçen ve adları Ermenice olmayan Ermenilerin yasal koşullarıyla ilgili sorununu tartışma konusu yapmaya olanak sağladı. Toplantının sonunda katılımcılar, Batı Ermenistan'ın güçlerine katılmak istediklerini dile getirdiler ve böylece fikir alışverişi, duygular, kardeşlik ve dayanışmanın zenginliği içinde gün sona erdi. Armen Press'in aktardığına göre Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook'taki canlı yayında yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti'nde doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu vakaları sayısının 64'e ulaştığını ifade etti. Az önce 50 test daha yaptık. Bugün toplamda 105 test yaptık ve az önce yayınladığım sayıların yanı sıra 7 test sonucunun pozitif olduğunu da söylemek istiyorum, dedi. Bundan önce Arsen Torosyan Facebook sayfasında bir tanesi iyileştirilmiş, 45 teyit edilmiş vaka olduğunu belirten bir yazı yayınlamıştı. Artsakh Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu basın servisi tarafından bildirildiğine göre 15 Mart tarihinde Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesindeki Askeran Belediyesi ile Mardagert bölgesinin Varınkata köyünün yerel yönetim konseyi üyelerinin erken genel seçimleri yapıldı. Seçim komisyonlarından elde edilen verilere göre iki aday arasında gerçekleşen seçimleri Hayk Şamiryan, Askeren Belediye Başkanlığı'na 634 oy ile seçilirken Boris Mirzoyan, Boris İsrailyan, Hovannes Becanyan, Gamo Mirzabekyan ve Mikael Bahşyan Varınkata Yönetim Konseyi'ne seçildiler. Yerel yönetim organlarının bu seçimlerine Askeran'da seçmenlerin %64.2'si, Varınkata'da ise %86.9'u katıldı. Ahalkalak Belediyesi'nin 4 devlet okulunu yenileme ihaleleri açıklandı. Ahalkalak Belediyesi, Garzah, Abul, Koca ve Burnaşet köyleri okullarının restorasyon ihalesini 13 Mart'ta duyurdu. Başvurular için son tarih 24 Mart. Restorasyon çalışmalarının toplam tutarı 1.750.202 liridir. 2020 yılında Ahalkalak Belediyesi'nde 11 okul yenilenecek. Suriye'nin kuzeybatısında yasa dışı gerici silahlı grupların militanları, İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesindeki Suriye hükümet güçlerini ve çevresindeki yerleşimleri 7 kez bombaladı. Açıklama, Rusya Federasyonu'nun Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Amiral Oleg Juravlev tarafından yapıldı. Juravlev, bombalı saldırıların Cephat An-Nusra adlı gerici terör örgütü militanları tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. İdlib, Halep ve Laskiye eyaletlerinin bazı yerleşim yerleri de bombalı saldırılara hedef oldu. Voice of America, Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Başbakanı Adel Abdul Mahdi'ye ABD'ye saldırı durumunda kendini savunma tedbirlerini kullanacağını açıkladığını aktardı.
Bu açıklama ABD birliklerinin konuşlandığı Irak üssüne gerçekleşen ikinci bir saldırı sonrasında geldi. ABD ordu birlikleri İslami Cihat'e karşı savaşıyorlar. Açıklamada Bakan Pompeo bu saldırının arkasındaki örgütlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. ABD'li ve Iraklı yetkililer Pompeo ve Abdülmehdi'nin bu konuşması üste gerçekleştirilen büyük roket saldırısında 3 ABD ve birkaç Irak askerinin yaralanmasından sonraki pazar günü gerçekleşti. Her yılın Mart ayının 3. salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. 1983 yılında sosyal hizmet temsilcilerini birleştiren bu profesyonel günün başlatıcıları ve organizatörleri Uluslararası Sosyal Hizmet Çalışanları Federasyonu ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği gibi uluslararası kuruluşlardır. Girişim Uluslararası Sosyal Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra dünyanın 90'dan fazla ülkesindeki ulusal, kamu ve devlet dışı sosyal kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiştir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folk grubunun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Anuş Silun Horot Yaradı eseri sunuyoruz. Bahçen anu siru horod yar bana mim serdi bahçen nesteriz geniz tugar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.